Evet efendim. O bir Karadeniz çocuğu, o bir hukuk adamı, o bir Adalet Komisyonu üyesi, o bir çeyrek asırlık CHP'li, o bir Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili, aynı zamanda Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bülent Tezcan. Bugün stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Hoş bulduk. İyi pazarlar. Türkiye'nin gündemi gerçekten yoğun. Son derece önemli konular görüşülüyor. Bu sene parlamento da gerçekten çok yoruldu. Son günlere doğru artık o sinir gerginliğinden kanlı sahneleri de gördük parlamentoda. Ama sonuç itibariyle inşallah oradan çıkan her şey bu milletin, bu vatanın ve bu ülkenin faydasına olmuştur diye düşünüyoruz. İlk maddemiz bu gazetelerde de demin denizde dokurken siz de eminim 35. kulak madde. misafiri oldunuz. 35. madde. Evet. Darbeye dayanak kalmadı diyoruz. Tüm partiler mutabakat içinde bunun kararını verdi. Zaman zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden içindeki cümlelerin tanımlanma şekillerine itiraz gelse de sonuç itibariyle 35. madde değişti. Türkiye'de artık darbe yapılmaz endişesi, darbe yapılır endişesi taşımayacağız mı? Zaten darbe usulsüz bir şeydir. Yani Evet. yasa dışı bir şeydir Evet. zaten. Yasal olmayan bir şeydir. Darbe yapacaklar yine bir yolunu bulur mu? Allah korusun diyoruz tabii. Evet, öncelikle iyi yayınlar diliyorum Çok teşekkür sizlere de. Bizi izleyen ederim. izleyicilerimize de hem iyi pazarlar diliyorum hem de hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah razı olsun. Şimdi tabii bu dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi bir haftalık uzatmalı çalışmadan sonra tatile girdi parlamento. En son Asker torbasından sonra nihayet 1 Evet. Ekim'e kadar değil mi Evet. tatil? Evet, torba yasadan sonra o şey çıktı. Bu İç Hizmet Kanunu'ndaki değişiklikle ilgili 35. maddeyi değiştiren düzenleme çıktı. Şimdi tabii şöyle, önce şunu söylemekte yarar var. Darbenin kendi hukuku vardır. Darbe hukuksuz bir şeydir. Darbe mevcut meşru hukuka göre ona dayanarak yapılan bir şey değildir. Her darbeci yaptığının arkasında bir meşruiyet temeli arar. O Doğru. meşruiyet temelini ararken de işte ya mevcut yasalara bakar ya da toplumdaki önceki dönemde yaşananlara bakar ve kendince bir meşruiyet temeli yaratmaya çalışır. Bizim İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi de bu çerçevede darbelerin meşruiyet temeli olarak ifade edilmiştir. Ama darbe ne kanunla yapılır ne de kanunla önlenir. Önce bir kere bunu doğru koyalım. 35. maddenin değişmiş olması, bu zamana kadar psikolojik olarak darbeye gerekçe yapılan meşruiyet zemini olarak anlatılan İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin bu çerçevede değiştirilmiş olması ve bu konuda bir mutabakat sağlanmış olmasının şöyle bir önemi vardır. Artık Türkiye'de darbelerin meşruiyeti gayrimeşru olduğu konusunda bir ortak siyasi iradenin ifade edilmiş olduğunu gösteriyor. Bu anlamda önemlidir Aslında bir yasa. anlamda da sembolik olarak Tabii. siyaset, yani sivil siyaset elini çek diyor askere topluca hep birlikte bunu Tabii tabii söylüyorsunuz. yani sembolik olarak bir psikolojik eşik aşılmıştır, psikolojik sınır aşılmıştır. Bu çerçevede de 35. maddenin değiştirilmiş olması önemlidir. Ama hiç hayale kapılmamak lazım. Darbeleri önleyecek olan toplumun demokratik refleksidir. Darbeleri ortadan kaldıracak, gerçek anlamda darbe tehlikesini kaldıracak olan toplumun demokratik olgunluğudur. Problemlerini demokratik, özgürlükçü bir şekilde çözüp çözememe yeteneğidir. Sorunlara demokratik bir bakış açısıyla toleranslı, hoşgörülü yaklaşıp yaklaşamama meselesidir. Eğer biz bu olgunluğu yerleştiremezsek sadece o İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesinin değiştirilmiş olması Türkiye'de darbe tehdidini ve riskinin ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ha bunu şöyle söylemek istemiyorum. Türkiye'de her zaman darbe olabilir. Dünyanın her yeri için böyledir bu. Bütün demokratik rejimler için en büyük tehdit darbedir. Seçilmeden gelenlerin iktidarı darbeyle el koymasıdır ki en son bir benzer Mısır'da. örneğini Mısır'da yaşadık. Mısır'da Mursi seçimle iktidara geldi ama bir seçimle iktidara gelmiş bir demokratik lider gibi davranmadı. Tam tersine bunun yerine toplumu geren, çok farklı toplumun önemli kesimlerinin taleplerini göz ardı eden bir tavırla yola çıktı. Nitekim Mursi'yi iktidara getiren Tahrir Meydanı'ndaki kalabalık bir süre sonra Mursi'nin karşısında yine Tahrir Meydanı'nda milyonların toplandığı bir Kahire
bir Mısır yaşadık. Ondan sonra ordu bu sefer bir başka gerekçeyle, demokrasiye sahip çıkıyorum gerekçesiyle Mısır'da geldi. Seçilmiş yönetime karşı darbeyle iktidara el koydu. Aslına bakarsanız Mısır'ın demokratik devrimini önleyen ordunun kendisi oldu. Bu son olayla. Evet. Yani ben ona şöyle söyledim. Gitti Mursi, geldi Sisi. Farkı yok. Yani birisi ötekini gönderdi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. 35. maddenin kaldırılmış olması iyi bir şeydir. Yani kaldırılmış demiyorum, düzenlenmiş olması iyi bir şeydir. Psikolojik anlamda darbelerin meşruiyet zeminini bundan sonra kimse ifade edemez. Ama siyasetin dengesini değiştirmezsek, siyasetin güç dengeleri demokratik bir çizgide olgunlaşmazsa, Türkiye'de bütün demokratik itirazlara, muhalefete, iktidarıyla muhalefetiyle bir demokratik olgunluk içerisinde bakmasını bilemezsek, Türkiye'de sadece kanunu değiştirdik diye bu işleri hallettik diyemeyiz. Son olarak şunu söylüyorum bununla ilgili. Darbelerin kendisi hukuka uygun olarak yapılmaz, hukuksuzdur. Ama kendi hukukunu yaratır. Hep böyle olmuştur. Darbeler iktidara geldikten sonra, darbeyi yaptıktan sonra kendi hukukunu yaratıp kendi meşruiyet zeminini ifade etmeye çalışmıştır. Sonra o siyasi dengeler değişince darbelerin meşruiyet zemini de ortadan kalkmış ve yeni dönemin hukuk sistemi darbeleri sorgulamaya, yargılamaya başlamışlardır. İspanya'da böyledir, Şili'de böyledir, Türkiye'de böyledir. Kenan Evren'in savunmasında da, çok özür diliyorum araya girdim ama, Kenan Evren'in savunmasında da darbe yapmak suç değil, darbeye teşebbüs etmek suç diye bir savunma mekanizması var orada. Böyle bir şey var mı? Yani siz bir hukukçusunuz, sonuçta Adalet Komisyonu üyesisiniz, parlamentodan yasalar geçiriyorsunuz ve şu mesela 35. maddeyi de değiştirdiniz. Şimdi Kenan Evren'in... Şöyle diyor, yani ben bunu yaparak zaten kurucu irade oldum. Kurucu iradeyim diyor, yani düzeni evet, ben evet, kurdum diyor. Tabii. Tabii şimdi orada şimdi bir paradoks var. Şimdi siz yeni bir anayasa yaparsanız kurucu irade mesela 24'ü bu meclis olacak. Aslında Kenan Evren'in Kenan Evren'in o sözünü alıp baktığımızda bir şeyi görüyoruz ki darbecinin penceresinden konunun nasıl anlaşıldığını, nasıl algılandığını ve tarif edildiğini çok iyi görüyoruz. Aslında biraz önce söylediğimizin tam da bir darbecinin ağzından ifadesidir. Darbe hukuka uygun yapılmaz ama kendi hukukunu yaratıp kendi meşruiyet temelini kurmaya çalışır. Öyle şey olur mu? Darbe tabii ki hukuka aykırıdır. Darbe hukuksuzdur. Darbeyi yapanlar siyasetin gücünü ellerinde tuttukları için yargılanamaz haldedirler güç ellerindeyken. Ne zaman siyasetin dengesi değişir ve onlar yargılanabilir hale gelince o zaman evrensel hukukun ilkeleri işlemeye başlar ve darbeciler yargılanırlar. Ama bir şey, bu sadece askeri darbeler için mesela değil. Biz işte bu anayasayı kaç yıldır hayatımızda, yani onunla yapılan işlemler Türkiye Cumhuriyeti tarihinin son 30 yılını neredeyse oluşturuyor. Yani orada da darbe anayasası dediğiniz, yani hani tamam anayasa darbeyle yapıldı ama sonuç olarak çelişki burada değil mi zaten? Yani, bir başka darbe boyutu. Darbe anayasası derken bir yandan da biz aslında onunla tüm işlemleri. Tabii bir de bir başka boyutu ek olsun. Mesela Türkiye'de bugüne kadar anayasa yapımında kamuoyunun en büyük katkısıyla yapılmış, en büyük oranıyla yapılmış bir tabii, anayasa. Ya bugüne kadar hiçbir bulmuş anayasa toplumun bu kadar bir fiil katkısıyla bu şekilde oluşmamış. 82 anayasasından evet, bahsediyorsunuz değil mi? Şimdi bakın önce şunu ayırmak lazım. Doğru. 12 ya bir çelişki Eylül, gibi 12, bir tezat 12, gibi gözüküyor onun için. Anayasasıyla bugüne kadar yönetiliyoruz. Hukuk sistemimizin piramidin temelinde 12 Eylül Anayasası var ve bunun üzerine bütün sistem inşa ediliyor. Ama problem sadece anayasa problemi değil. 12 Eylül'ün gayrimeşru hukuk sistemi bugüne kadar Türkiye'de sadece anayasa değil, paralel mevzuatta da söz konusu. Aynen, ben de onu söylemek yani, istemiştim. Yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunundan tutun, siyasi partiler kanununa kadar, seçim kanununa kadar, örgütlenme özgürlüğünü sınırlayan birçok yasa maddeye kadar birçok düzenleme. Domino taşı gibi tabii, hepsini devretti. Şimdi 12 Eylül 1980'de askerler geldi, darbe yaptı, iktidara el koydu. 1982 yılında 82 Anayasası yapıldı ve Kasım ayında 7 Kasım 1982'de referandum yapıldı ve geçti. Aradaki iki sene içerisinde neyle yönetildi? Anayasa askıya alındı. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararlarıyla, ama o dönem çıkan yasalar var. Milli Güvenlik Kurulu'nun çıkardığı kararlar var. Bunların hepsi yasa olarak kabul edildi. Ve hala bu izleri taşıyoruz. İşin bir boyutu bu. İkincisi 12 Eylül Anayasası'ndan sonra o anayasanın 1/3'ü değişti.
Yani bugün 1982'de evet. referandumdan geçen askerlerin yaptığı anayasa orijinal olarak aynı şekilde devam ediyor diyemeyiz. Bu evet. doğru değil. Onların büyük çoğunluğu değişti. 80 kez değişmiş. Tabii. 80 yani anayasası 80 kez değişmiş. En son en köklü değişmiş. Değişiklik de 57. hükümet döneminde yapılan Avrupa Birliği'ne DSP, MHP, ANAP koalisyonu orada dönemindeki evet zaten. En köklü değişiklikler de o dönemde yapılmış değişikliklerdir. Şimdi şunu söylüyorum. Eğer darbe hukukuyla hesaplaşmaktan bahsediyorsak bu sadece sıradan yüzeysel bir anayasa tartışmasıyla olacak bir şey değildir. Bu bir. İkincisi bu İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi çerçevesine sıkıştırılacak bir iş değildir. Başından beri bizim söylediğimiz bir şey var. Paralel mevzuatı değiştirmek zorundayız. Bu siyasi partiler kanunuyla Türkiye'de demokrasi inşa edemezsiniz. Bu seçim sistemiyle Türkiye'de demokrasi inşa edemezsiniz. Yasakların hakim olduğu, milli iradenin parlamentoya adil olarak yansımadığı, vatandaşın verdiği oyun başka partiye milletvekili olarak yansıdığı bir sistemde, örgütlenme özgürlüğünde siyasi partilerin neyi söyleyeceğine, hangi dili, hangi ifadeyi kullanacağına kadar her şeyin ayrıntılı olarak bir yasakçı mantıkla düzenlendiği bir siyasal sistemde demokrasiden bahsedemezsiniz. Öğrencilerin anayasada, bakın bu 12 Eylül anayasası dediğimiz, değiştirmek istediğimiz anayasada bile aslında şu anda gezi eylemleri, Taksim direnişi ve Türkiye genelinde yaşanan olaylara baktığımızda toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yapılan müdahaleler bu anayasaya bile aykırıdır. Yani biz özgürlükçülükten bahsediyoruz. Mevcut anayasada hiç kimse önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir diyor. Hakkın özü bu. Evet. Hakkın özü bu şekilde tarif ediliyor. Ama siz bunu uygulamada diyorsunuz ki bir, önceden bilgi vereceksiniz. Niye bilgi vereceksiniz? Şunun için emniyet güvenlik tedbiri alsın. Bir olay çıkmasın. Oradaki gösteri yürüyüşü yapanın güvenlik tedbirini alsın. Ama eskiden amaç de böyleydi budur. Bülent Bey. Tabii biliyorsunuz biz yıllardır bu. Sürekli dayak 30 yani toplanan çocukları görüyoruz. 30 senedir yani böyledir. Bir önceki iktidarda da onda dediğiniz gibi 30 yıldır tabii, böyle. Tabii tabii yani. Ama aynı şeyi hani söylüyoruz. Orada, yani mesela uygulamayı biz hayata geçirmezsek dediğiniz gibi 35. maddede olduğu gibi siz konuşmanın başında söylediniz. Evet. Demek ki her zaman sokaklarda bunu yeni bir yepyeni gıcır gıcır anayasamız olsa da göreceğiz galiba. Paralel mevzuatla birlikte değiştireceğiz bir. Demokrasi kültürüyle birlikte yerleştireceğiz iki. Yani hem anayasa sadece anayasa yetmiyor. İç Hizmet Kanunu meselesi dediğim gibi bir psikolojik eşiktir. Paralel mevzuatı birlikte alacağız. Toplantı gösteri yürüyüşleri kanunu, dernekler kanunu, örgütlenme özgürlüğüne ilişkin siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, yasaksız bir siyaset sistemi, bütün bunları birlikte alacağız. Anayasayla birlikte ama hepsinden öte bir demokrasi kültürüne sahip olacağız. Eğer demokrasi kültürüne sahip olmazsak bütün bu yasaları, bütün bu düzenlemeleri yine en faşist, en gerici, en baskıcı, en zorba rejimler gibi yorumlayabiliriz. Yani, yani bu doğrudan... Mısır konusuna girecektik ama madem anayasadan açtık, çünkü darbeden oraya gelecektim. Mısır'ı biraz sonra konuşalım. Bu anayasadan devam edelim. Şimdi 2 ay süreyle devam etmesi beklenen 48 madde tamam, üstüne yeni maddeler de geçirilmesi uyum ve mutabakat içinde bir çalışma yapılıyor. Siz Adalet Komisyonu'ndasınız. Bu uzlaşma komisyonunda, yeni anayasa yapım komisyonunda ekibiniz var, partili arkadaşlarınız var. Burada başbakanın işte 48'i meclisten geçirelim, bunu onaylayalım. İkincisi üstünü de veya ne kadar yaparsa yapsın onu onaylayalım. Üstüne de biz kendi anayasamızı getiririz gibi bir tanımlaması oldu. Siz buna karşı çıktınız. Parça parça anayasa mı geçirilir parlamentodan diye. Önce bunun sakıncası şimdi, nedir? İki, 48'in üzerinde bu iki aylık çalışmada parlamentonun yeni anayasayı yapacağına siz inanıyor musunuz, güveniyor musunuz? En azından kendi partili oradaki arkadaşlarınızdan edindiğiniz izlenim açısından. Şimdi önce şunu doğru anlamak lazım. Sayın Genel Başkanımızın iki gün önce basına yansıyan bir açıklaması da vardı. Kategorik olarak kesinlikle biz bu mutabakata varılan maddelerin çıkarılmasına karşıyız diye bir açıklamamız olmadı. Evet. Önce bunu bir not olarak düşmekte, not etmekte fayda var. Şimdi sürecin nereden tıkandığına önce bakalım. Yani Sayın Başbakan çıktı dedi ki mutabakat sağladığımız maddeleri geçirelim dedi. Aslında öyle demedi. Onu hatırlarsak o haberi şöyle söyledi. Bir konuşma sırasında iftar yemeğiydi sanıyorum. Evet. Bir iftar yemeği sırasında dedi ki
Ya dedi bu anayasa meselesi işte parlamento dönemi bitiyor. Hala dedi bu anayasa geçmedi. Ne olur dedi 68 maddeyi 70 maddeyi dedi geçirelim. Hadi dedi olmadı 58 maddeyi geçirelim. Hadi olmadı 48 tanesinde anlaşılmış uzlaşılmış o 48'i geçirelim. Yani sözün akışı içerisinde söylediği 48 tamam. maddeden değil. Yani mümkün olduğunca bir kısmını yapalım düşüncesiyle söylediği bir sözdü. Ve bu henüz netleşmiş, somut bir öneri olarak da ifade edilmedi. Ha şimdi gelelim. Olsa ne olur burada? Önce sürecin nasıl tıkandığına bakalım. Yani aslında siz orada başbakanın söylediğine destek veriyorsunuz. Şöyle, olabilir bir şey diyorsunuz. Şöyle bakın kategorik olarak karşı çıkılır diye bir şey yok. Ama meseleyi anayasa, yeni bir anayasa tartışmalarını, özgürlükçü ve demokratik anayasa tartışmalarını getirip de kadük hale getirecek böyle bir sürecin çok doğru olmayacağını söylüyoruz. Yoksa biz uzlaşılan maddelerin çıkarılmasında bir mahsur yok. Ama neyi çözecek? Mesele bu. Mesela ben size şimdi, sormak istiyorum. CHP neden sürekli masada uzlaşmaz havası veriyor? Yani İktidar Partisi'nin sözcüleri çok suçluyorlar sizi. CHP kendi içinde anlaşamıyor. Masaya oturdular ama aslında şimdi ben size ben anladım. Ben size uzlaşmazlığın nerede olduğunu anlatayım. Bakın. CHP'nin şimdi 170 uzlaşmazlık yok yok hayır bizim arkadaşlarımızın arasında herhangi bir uzlaşmazlık yok. Yani bizde herkes de tartışma olur. Anayasayla ilgili çok değerli arkadaşlarımız, milletvekillerimiz orada düşüncelerini beyan ediyorlar. Farklı farklı görüşler olur, tartışılır ama işte mutabakat metni burada. Şey, yazılan anayasa burada. Yeşiller ortak anlaşılan maddeler. Kırmızılar her hayır. partinin kendi şerhleri bu çerçevede. E şimdi buradaki mesele şu bakın. 170 maddelik bir anayasadan bahsediliyor. Şu anda söyleneni evet. söylüyorum. Önce şu rakamları bir doğru değil bilmekte mi? Fayda var. Bir kere bu ifade doğru değil. Bakın İktidar Partisi'nin AKP'nin getirdiği taslak 113 madde. Masaya getirdiği taslak 113 madde. MHP'nin taslağı 132 madde. BDP'nin taslağı 168 madde. Bizim getirdiğimiz taslakta 171 madde. BDP'ninki kaç efendim? 168 madde. BDP'nin 168 madde, bizim getirdiğimiz taslakta 171 madde. Masaya getirdiğimiz taslak. Evet. Şimdi bu şu demektir. Bakın 113'ten başlıyor 171'e kadar. Demek ki bunun ortalaması önümüzdeki dönemde çıkacak anayasanın ortalama 150 madde olacağı anlaşılır. Öyle değil mi? Şimdi bu 150 maddenin 65 maddesi temel hak ve özgürlüklere ilişkin madde. 65 maddesi. Yani yaklaşık yarıya yakınlı. Bunun 48 maddesinde mutabakat sağlandı. 45'inde tam sağlandı mutabakat. Bakın. Galiba şimdi, bazılarında da çok ufak tefek. Çok ufak. Yani diyelim ki 48-50 maddesinde mutabakat sağlanmış. Ya. Yani 150 maddelik anayasanın 3'te 1'inde mutabakat sağlanmış. Evet. Yeni anayasa çalışması. Hani hep anlatıyorlar ya bu anayasa uzlaşma komisyonu verimsiz çalışıyor. Verimsiz çalışma diye bir şey yok. Bakın temel hak ve özgürlüklerle ilgili anayasanın toplam hükümlerinin 3'te 1'i aşağı yukarı doğru. geçmiş buradan. Devam edelim. Bu rakamları bilmeden ezbere konuşuyoruz. Doğru. Yanlış şeyler söyleniyor. Yani aslında 65'in 50'si geçmiş yani. Evet 50'si temel geçmiş. 150'nin de 50'si 3'te 1'i tabii. geçmiş. Devam edelim. Bakın geriye kalan 80 madde 80 evet. maddesi yasama, yürütme ve yargıya ilişkin maddeler. Orada organ, da... devletin organları dediğimiz maddeler. Bir 10 tane 5, 6 ya da 10 arası maddede başlangıç hükümlerine ilişkin madde. Şimdi bu 80 maddenin yasama, yürütme, yargı, devletin organlarına ilişkin maddenin aşağı yukarı 40 maddesi başkanlık rejimiyle ilgili maddeler. Dikkat edin. Yani AKP başkanlık rejimini gidiyor. AKP Sayın Genel Başkanımızın neyi söylediğini geleceğim buradan. Başkanlık rejimiyle ilgili AKP getirdi bir yöntem önerdi. Önerebilir bir siyasi partidir. Buna söylenecek bir şey yok. Önerdi. Gerçi anayasa uzlaşma komisyonu oluşturulurken temel prensip parlamenter demokrasi esasları içerisinde bir anayasa yapmaktı. O söze de aykırı hareket ettiler. Hadi onu da koyalım bir kenara. Şimdi 40 madde yasama ya yürütme yargıdaki 40 madde. 113 tane AK Parti'nin getirdiği 113 maddenin 40 tanesi, 50'sini temel hak ve özgürlükleri çıkarsak geri kalanların tamamı yasama, yürütme ve yargı çerçevesinde başkanlık sistemini mi kapsıyor? Şimdi diyorsun? Başkanlık sistemiyle ilgili 40 madde başkanlık sistemini kapsıyor. Şimdi burada bakın eğer başkanlık sistemi ısrarından vazgeçtiğiniz anda masaya ilk oturduğu andaki iradeye dönerseniz, dört partinin mutabakata vardığı iradeye dönerseniz başkanlık rejimi ısrarından vazgeçtiğiniz anda otomatik olarak bu 40 madde üzerinde mutabakat mümkün olacak.
O hale geliyor. E şimdi 50 maddede zaten mutabakat sağlamışsınız. 48-50 madde. 40 da bu 90 madde. E geriye kaldı 150 maddeden 60 madde. E bu 60 madde içerisinde de oturur bir şeyleri çözersiniz. Şimdi Sayın Başbakan çıktı dedi ki başkanlık bu mutabakata varılan 48 maddeyi çıkaralım. Şimdi bakın bir geç orada başkanlık konusunda da diretmiyoruz, dayatmıyoruz. Diretmiyoruz diyorsa genel başkanımız da dedi ki çok doğru olarak şunu söyledi. Ya peki dedi bu mutabakata bağladığımız maddeleri geçireceksek başkanlık rejimi rezervini de kaldırın. E 40 madde daha ekleyelim. Madem kısmı yapacağız 48 maddeyle değil de 90 maddeyle değişiklik yapalım. Yani ne engel buna? Buna tek bir engel var. Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı tek yetkili Cumhurbaşkanı olma hevesi ve arzusu. Yani kendi kişisel siyasi kariyer planlaması. Sıkıntı burada. Ama mesela süreci tıkayan bu. İktidar partisi temsilcileri de sürekli vazgeçeriz, ısrarcı olmayız. Burhan Kuzu'nun da dediği birkaç kere söyledi. O çok istiyor ama hani sadece yeni anayasanın önünü başkanlık sistemiyle tıkamayız dediler. Bu durumda şunu sormak istiyorum. Yani belli ki komisyon tekrar çalışacak ve önümüzdeki aylarda yine sıcak günler geçirecek onlar, sıcak saatler. Sizce başkanlık sisteminden vazgeçecek midir? Ne görüyorsunuz? Valla geçerlerse hayırlı bir şey yapmış olurlar. Bu süreci tıkamaktan vazgeçmiş olurlar. Halep oradaysa arşim burada. Devamlı vazgeçeriz gerekirse diyorlar ama 48 maddeyi gelin geçirelim diyen irade bundan da vazgeçsin. 88 maddeyi gelin geçirelim. Yani bunda olmayacak ne var? Bu bir. İkincisi bir başka konu var. Peki başkanlık sisteminin olası olma ihtimali görüyor musunuz yani siz bu durumda? Ben başkanlık rejiminin Türkiye açısından... Hani diyelim 48 madde çıktı. Bir yandan iktidarın cebinde başkanlık sistemi duruyor olabilir mi yani? Öyle bir şey mümkün görüyor olabilir yani mi? Yani şöyle sürecin samimi, iyi niyetli, demokratik, özgürlükçü bir anayasa yapma süreci olmaktan çıkarıyor. Belirli kişisel siyasi kariyer planlamasına göre endekslenmiş bir süreç haline getiriyor. Bu da çözümü zorlaştırıyor. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Süreci tıkayan konu bu. Bir yerleri suçlamak için değil. Bir kanal açacaksak birlikte bir kanalı gelin bulalım açalım. Bakın bir başka önemli mesele var. Tutuklu milletvekilleri meselesi var. Milli iradenin tutuklu olması. Üçüncü döneme giriyoruz şimdi. Dördüncü yasama yılına gireceğiz önümüzdeki dönemde. Şimdi 2 yıl doldu parlamentoda. 8 tane milletvekili milletin oyuyla seçilmiş ama parlamenterlik görevini yapamıyor. Şimdi kaçma şüphesiymiş. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yani Ergenekon Mahkemesi en son yine tahliye taleplerini reddetti. Ben bunu tanımıyorum dedi. Anayasa Mahkemesi'nin kararını. Böyle bir hukuk sistemi var Türkiye'de. Böyle bir süreç var. Şimdi bakın burada mutabakata varılan maddelerin geçirilmesi gerektiğini konuşuyoruz. Şimdi 70. madde var bu taslakta getirilen. Tutuklu milletvekillerinin durumlarını da düzenleyecek. Şimdi milli iradeyi serbest bırakacak, özgür bırakacak, milli iradenin tam tecellisini sağlayacak, tutuklu milletvekilleri sorununu çözmeyecek bir mutabakatın bir anlamı olabilir mi? Yani şimdi ben size şurada açıp göstereyim hangi maddeler bunlar. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin esas olarak itiraz edilmeyen temel maddeler var. Bunların geçse kötü mü olur? Hayır kötü olmaz. Ama bunlar geçtiği zaman bütün temel problemleri çözmüşüz falan diye bir tabloda yok. Yani kimse yeni anayasa yaptık diye bu 48 maddeyi geçirince Türkiye'nin problemlerini çözeceğini düşünmesin. Bu sadece kamuoyunu işte bu parlamento bakın bir şeyler yaptı diye bir algı yaratmak isteniyorsa... Onun için geçirilebilecek bir şeydir. Esas temel problemler milli iradenin serbest bırakılmasıyla ilgili konu. Türkiye'nin parlamenter demokratik sistemini güvence altına alan yasama, yürütme ve yargıya ilişkin düzenlemeler esas temel meseleler. Bu meseleleri yani ne kadar yaparsak yapalım hukuk uygulamadıktan sonra bir anlamı yok mu? Biz diyoruz ki Sayın Başbakan AKP bu konudaki rezervini de gelsin çeksin oturalım. Evet 150 maddenin tamamında anlaşamayabiliriz ama mutabakata vardığımız maddeleri anlaşabiliriz ama bu arada temel meseleleri çözmüş oluruz. Nedir bu temel meseleler? Tam burada, çok milli irade meselesini çözeriz. Tutuklu milletvekilleri meselelerini de çözmüş oluruz. Şimdi burada şöyle bir şey var. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri diyor ki tamam hadi biz bu başkanlık sistemiyle ilgili 40 maddeyi çektik. Onu da çektik. Orada da uzlaştık diyelim. Şimdi asıl hani Anadolu tabiriyle zurnanın zırt dediği bir yer var ki anayasanın ilk 3 ve onu tamamlayan 4 ve onun akıbetinde 85. madde galiba.
aslında bir 4 maddeyi de orada sağlamlaştıran. Vatandaşlık tarifiyle 68. Evet, bir madde. Şimdi bu 4 maddeyi belli ki bu konuda bu masadan uzlaşma çıkmayacak. Çünkü bir tarafta hani baktığımız zaman, demin gazetelerden de okuduğumuz haberlere baktığımız zaman, bir tarafta Türkiye'nin belli bir bölümünü Kuzey Kürdistan diye tanımlayan bir siyasi partinin algısı var. Özellik olmadıkça, Öcalan serbest kalmadıkça barış olmaz diyen bir tanımlama var. İşte dün yine Kongregel'in yapılan en son toplantısında alınmış çok sert kararlar var. Yani o kararları okuduğunuz zaman ben ülke bölünmüş diye baktım. Yani şimdi bu kadar da tahrik eden PKK'nın, KCK'nın, İmralı'nın, Kandil'in, BDP'nin ortada dolaşan sözleri var. Şimdi iktidar partisi milletvekili ya bunlara çok kulak asmayın. Hani onlar ortalığı suyu bulandırıyorlar diyor ama insanlar bunların söylediğini bir önünde garanti görüyor. En azından kendi seçim bölgelerinde bir garanti gibi algılıyorlar. Bu tarafa baktığınız zaman da diğer taraftan insanların sinir uçlarına dokunan önemli bir algı oluşturuyor. Şimdi bu iki yapıda bu 4 ve 5. maddeyi yani 85 ile birlikte 5 madde konusunda bir uzlaşma çıkmayacak. O zaman bu anayasa yine mi yapılmayacak, olmamış olacak? Şimdi şöyle, tabii buradaki beklentinin ne olduğu önemli. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk 4 madde konusunda çok özel bir uzlaşı arayışında değiliz. Türkiye'de özellikle başından beri söylediğimiz şey şudur. İlk 4 madde bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu nedir? Bu kurucu iradeyi ifade eder. Evet. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken, 90 yıl önce bu ülke kurulurken üniter devlet, ulus devlet temelinde örgütlenen bir devlet anlayışını ifade eder, tarif eder. Milleti de buna göre tarif eder. Milleti etnik köken ayrımına göre bir tarif değil. Tam tersine hangi etnik köken, hangi inanç, hangi mezhep, hangi bakış açısından, kültürden gelirse gelsin bir irade birliği, istem birliği üzerinde, bu topraklar üzerinde ben tek bir milletim inancı ve anlayışıyla ortaya çıkan bir millet tarifi, Atatürk milliyetçiliğinin tarif ettiği bir millet tarifi üzerinde oluşturulmuş bir iradedir, bir irade birliğidir. Şimdi bizim bu konuda bir problemimiz yok. Türkiye'nin temel problemlerinin buradan kaynaklandığını düşünmüyoruz. Türkiye'nin temel problemlerinin bu kurucu iradeyi parçalama çabasından kaynaklandığını düşünüyoruz. Terörün de, ülkeyi bölme telaşının da, küresel güçlerin, uluslararası güçlerin bölgede yeni bir dünya düzeni kurma sürecinde Türkiye'nin pozisyonunu zayıflatma sürecini de ve o çerçevede çözüm süreci diye daha önce ifade edilen sürece destek veren bazı entelektüellerin çıkıp Orta Doğu haritası 1. Dünya Savaşı'nda yanlış çizilmiştir. Bu harita yeniden düzelmedikçe Kürt sorunu çözülemez dediği gibi burada asıl meselenin Orta Doğu'da yeni bir harita yapma problemi olduğunu, bütün bunların anayasanın, Türkiye'nin selameti penceresinden baktığımızda anayasanın ilk 4 maddesinde ifade edilen iradenin Türkiye'nin birliği, bütünlüğü için esaslı, vazgeçilmez, önemli bir irade olduğunu, problemin bu iradeye itiraz etmekten kaynaklandığını biliyoruz. Peki BDP'yi şimdi, nasıl ikna edeceksiniz? Yani o masada sonuç olarak herkes eşit ve BDP'nin talepleri şimdi, ilk günden beri ortada şunu mesela. Şunu koyacağız. Türklük, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı nedir öneriniz? Şunu koyacağız. Kimlik siyaseti üzerinden siyaseti şekillendirmemek gerektiğini net olarak ifade edeceğiz. BDP Türkiye'nin partisidir. BDP bu ülkede seçimle, BDP'nin temsil ettiği kesimle bizim birlikte aynı milletin bir parçasıyız. Biz ama böyle onlar görüyoruz. Anayasaya Kürt şimdi olarak, olarak girmek istiyorlar yani. İrade olarak bunu kabul etmiyorsa, bunu tanımıyorum diyorsa oradan bir uzlaşma çıkmaz. Evet. Ama oradan bir uzlaşma çıkmıyor, mutlaka çıkacak diye bir şart da yoktur. Oradan bir uzlaşma çıkmıyor diye Türkiye'nin kuruluş felsefesini yeniden tarif etmek durumunda değiliz. Bu ha, durumda 3 parti anlaşabilecek. Şunu bulacağız o zaman, evet. Şunu bulacağız. Türkiye'de gerçekten Kürt sorunu ya da diğer sorunlarla ilgili, işte BDP üzerinden tarif edildiğinde daha çok bir Kürt sorunu diye akla geldiği için söylüyorum. Kürt sorunu ya da diğer meselelerimizi demokrasi içerisinde çözeceğiz. Demokrasimizi en geniş yelpaze içerisinde, en geniş herkesin kendini tarif edebileceği, ifade edebileceği, sadece şiddete ve teröre başvurmanın yasak olduğu, bunun dışında bütün siyasal taleplerin ifade edilebileceği bir demokratik olgunluk düzeyine sistemimizi getireceğiz, taşıyacağız. Bu çerçevede bu
düşüncesini savunan örgütlenmelerinde siyaset yapma hakkını güvence altına alacağız. Yani anayasanın ilk 4 maddesi değişsin diyebilen siyasi partilere biz katılmıyoruz bu anlayışa. Ama bunların örgütlenebilmesi ve siyaset yapabilmesi hakkını kabul edeceğiz. Demokrasi böyle bir rejimdir. Eğer bu anlayış... Değişsin diyenlere katılmıyorsunuz. Değişsin diyenlere katılmıyoruz. Ama değişsin diyenlerin örgütlenebilme ve siyaset yapabilme hakkının tanınması gerektiğini söylüyoruz. Ama tabii adamın İkisi elinde silahla şey. Da sizi tehdit ama, etmeyecek. Ama bir tane mi? Şart var, onu söyledim biraz önce. Bir tane rezervimiz şudur, terör ve şiddete bulaşmayacak. Evet. Başından beri söylediğimiz şey bu. Yani eline silahı alıp tehdit etmeyecek. Zaten Türkiye'de siyasi partiler kanununda yasak olsa bile ki kaldıralım o yasağı, pratik olarak fiilen bakıyorsunuz, kendisini kimlik üzerinden tarif eden siyaset örgütleniyor. Bir şekilde devam ediyor, parlamentoya da giriyor, yeni partiler de kuruluyor. Yani bunun önündeki örgütlenme yasaklarını kaldıralım. Ama şiddete ve teröre müsamaha edecek, önünü açacak, hoş görecek bir tavır, tarz mümkün değil. Galiba süreci ikinci bölümde konuşacağız herhalde, sürece değil mi? Sürece yani... geleceğiz, evet, Mısır'ı ve süreci ikinci bölümde konuşacağız. Şimdi müsaade ederseniz bir reklam arasına gidelim. Çünkü reklam arasından sonra konuşacağımız konular var. İzleyicilerimizden gelen sorular var. Onları da sizlere soralım. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Ne var ne yok yazıp boşluk bırakıp 39-69'a gönderiyorsunuz. İsterseniz Cumhuriyet Halk Partisi, isterseniz Türkiye'nin genel sorunlarıyla ilgili sormak istediğiniz ne varsa stüdyo konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan. Reklamlardan sonra geliyoruz. Evet efendim, ne var ne yok kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan. Bülent Bey ile birinci bölümde bu yeni anayasa sürecini konuştuk. Neler olup neler biteceğini konuştuk. 35. maddeyi konuştuk. Türkiye'de artık darbe konusunda tüm siyasi partilerin hemfikir olduğu ve yeni bir düzenlemeyle 35. maddenin değiştiği konularına değindik. Şimdi aslında bu darbe anayasa demişken Mısır'da da bir anayasa yapıldı ve orada da arkasında bir darbe geldi. Şimdi tabii kimse darbeyi desteklediğimiz izlenimini çıkarmasın ama Mursi'nin ve Müslüman kardeşlerin yapmış olduğu yönetme sisteminin ve şeklinin de bir anlamda darbeye hani gel dediği zemin şeklinde, zemin hazırladığı şeklinde algılar oldu. Ama ne olursa olsun yine de hep aynı şeyi söylüyoruz. Demokrasi dediğimiz, ileri demokrasiye geçiyoruz dediğimiz, daha fazla demokrasi dediğimiz dünyamızda darbelerin yerinin olmamasını hepimiz temenni ediyoruz. Şimdi fotoğrafa baktığımızda, Mısır'da yapılan darbeyi demin özetle geçtiniz ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü Müslüman kardeşleri ve Mursi'yi iktidara hazırlayanlar bir döndük baktık ki bir yıl sonra darbecileri ve arkasından Barade'yi iktidara hazırlamak istiyorlar. Ve daha önce Müslüman kardeşleri ve Mursi'ye destek verenlerin hepsi bir anda döndü, şimdi darbecilere destek verdi. Yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar evet. 13 milyon dolar para aktarmışlar. Bir anda Mısır'daki benzin kuyrukları ortadan kalkmış, ekonomik iyileşmeler başlamış, elektrik kesintileri sona ermiş. Nedir bu? Şimdi, yani önce şunu söyleyeyim. Ne Mursi'nin yaptığı Sisi'yi meşrulaştırır, ne Sisi'nin yaptığı Mursi'yi meşrulaştırır. Önce doğru koymak lazım problemi. Yani Mısır'da Mursi iktidarının yaptıkları da demokratik uygulamalar değildi, seçimde gelmiş bir iktidar olmasına rağmen. Buna karşı ordunun yaptığı darbe de demokratik bir uygulama değil. Hiçbirisi bir diğerinin meşruiyet zeminini oluşturmaz. Önce bunu bir doğru olarak koymak lazım. Burada bakın, güzel söylediniz. Milyonlarca kişi Tahrir Meydanı'nı doldurdu. 80 milyon nüfuslu Mısır'da Tahrir Meydanı'ndan yıllar sonra bir devrimle iktidar değişikliği oldu, demokrasiye geçiyoruz dendi. Ve bahar başladı. Şimdi, evet, yani, Arap Baharı tabii. diye de devam eden sürecin bir parçası olarak ifade edildi. Şimdi aynı iktidar, Mursi sandıktan çıkan, demokratik yöntemlerle geldi ve demokrasiyi getireceğini söyleyen Mursi, bir anayasa yapıldı. Yapılan bu anayasa temsil
oranı %40'ın altında. Referandumdaki temsil oranı yüzde sandığa gidenlerin verdiği kabul oyuna bakarsanız %80 değil, %40'larda bir sandığa gitme oranı var ve sandığa gidenlerin %80'i yani %30-40'larda bir kabulle bir anayasa var. Dikkat edin, %100'le mutabakatla bile geçse hiçbir hukuk düzenlemesi, anayasal metin azınlığın isteklerini yok sayacak, tanımayacak bir anlayışı doğru olarak dayatamaz. Demokrasilerde bu yoktur. Mısır Anayasası'nda şeriat meselesi değil sadece. Şöyle bir hüküm koydular Mısır'a. En büyük tartışmalardan birisi buydu. Şeriatın sünni yorumu esas alınacaktır yasaların yorumlanmasında dendi. Yani sadece bir dine dayalı anayasal düzen kurulmuyor. O dine dayalı ki daha önceki anayasada da şeriat esas alınacaktır diye hüküm var Mısır Anayasası'nda. Ama yeni anayasada getirdiler bir inancın ayrıca özel olarak bir mezhebin hakim olduğu anayasaya girdi. Yani İslam'ın sünni yorumu, şeriatın sünni yorumuna göre yasalar ve hukuk yorumlanacaktır diye hüküm koydular. Şimdi bu ciddi biçimde çağdaş bir ülkede demokrasinin altyapısını oluşturacak bir hukuki zemin değildir. Böyle bir zeminde demokrasi yeşermez. Nitekim uygulamalara dönüp baktığımızda Mısır'daki iktidarı ele geçiren yapının demokratik bir sürece değil, tam tersine seçimle gelmiş ama tek parti rejimine doğru yeniden yeni bir sivil diktatörlüğe doğru yürüdüğünü gösterdi. Buna karşı milyonlarca insan aynı şekilde yakın zamandaki demokratik muhalefet geleneğini yine sürdürdü, meydanlara indi ve itiraz etti. Şimdi buraya kadar olan kısımda aslında sürecin doğal seyri şöyle olmalıydı. Bu sürecin sonunda yeniden bir demokratik yolla bir iktidar değişikliği olmalıydı ama ordu sürece müdahale etti. İşin çarpıcı ve ilginç olan yanı şudur. Bakın, Suriye ile ilgili Körfez ülkeleri, Arap ülkeleri ne diyordu Esad rejimine? Diktatör, halkına zulüm yapıyor. Demokrasiyi getirsin diye bir ittifak oluşturdu Suriye konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Suudi Arabistan bunlar böyle demiyor muydu? Peki aynı ülkeler Mısır'da Mursi'yi deviren iktidara, askere, orduya niye destek veriyor? Doğru. Niye destek veriyor? Bakın bu şunu gösteriyor. İşte biraz önce sizin sorduğunuz soruda. Uluslararası ilişkilerde, bölgede konuşulan her şey bize demokrasiyi getirmek, getirmeme ekseninde ne kadar anlatılırsa anlatılsın. Mesele bölgeye hakim olma, enerji kaynaklarını kontrol etme ve yeni dünya düzeninde ben bölgeye nasıl en fazla payı alırım, kaparım hesabı. Amerika Birleşik Devletleri Arap Baharı'ydı, demokrasinin temsilcisiydi ama şimdi aynı dönemde darbecileri desteklemeye nedir başladı. Peki, bu nedir? Yani bu tablo Orta Doğu'da artık Amerika'nın ya da küresel güçlerin demokrasi diye bir kaygısı, bir derdi, bir talebi yok. Süreç çizgiden çıkmaya başladı. Nereye gittiğini kontrol edemez hale geldiler. Aslında Orta Doğu'dan dikkatini Uzak Doğu'ya, Uzak Asya'ya, Çin'e yönelten Amerika bir an önce Orta Doğu'da stabilizasyon sağlama peşindeydi. Bülent Bey, bu çerçeve belki hemen Türkiye'de yaşananları da kısaca belki değerlendirebilirsiniz bu süreçte. Yani Emgezi olayları diye başlayan, arkasından Hatay'a yansıyan bir takım olaylar, tatsız olaylar yaşadık. Benim ilk sorum bu. Bunun bir parçası olarak görüyor musunuz? İktidara yönelik gerçekten burada tırnak içi faiz lobisinin devirme, başbakanı ve iktidarı devirme hamlesi mi var? İkinci sorum da şu, başında da soracaktım ama 35. maddeyi değiştirdik. Siz Mısır'la Türkiye elbette ki demokratik olgunluk açısından kıyaslanamaz. Yani bunu yapmak herhalde ülkemize de biraz haksızlık yapmak olur. Siz Türkiye'de bir darbe ihtimali görüyor musunuz? Türkiye'de böyle bir ihtimal ortaya çıkacaksa önce biz karşı çıkarız buna. Net olarak bunu söylüyorum. Yani ne Mısır ne de başka bir yer. Türkiye kendi demokratik olgunluğunu ciddi biçimde sınayarak, deneyerek bugünlere kadar gelmiştir. O demokratik olgunluğa ulaşmıştır. Türkiye son dönemde son 10-11 yıllık süreç içerisinde bir başka tek parti rejimine doğru sürükleniyor. İktidar eliyle biz bunu sivil diktatörlük diye tarif ediyoruz. Ama buna rağmen bu süreçten kendi demokratik çizgisi içerisinde çıkabilecek bir olgunluktadır Türk demokrasi.
meselesi. O yüzden ne Mısır ne de başka bir yer. Hiçbir şekilde Türkiye'de bir darbe ihtimalini konuşmak dahi istemiyoruz. Mesele 35. madde meselesi değildir. Türkiye'nin demokrasi güçleri buna karşı duracaktır. Hep beraber önce biz karşı çıkarız. Önce darbeden bunun altını çizelim. Medet ummak da zaten bir acizliktir yani. Tabii ki. Acizlik. Başka bir şey daha var. Türkiye'de darbeler her dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının önünü kesmiştir. 1960 dönemi de aynısıdır. Ama iktidar partisi sürecinde yani onlar öyle söylesinler. Tarih önümüzde her duruyor. Her zaman darbecileri bakın, 1950, 1954, 1957 seçimlerine dönün bakın. 1957 seçimlerine geldiğinde Demokrat Parti'nin oy oranı %50'lerin çok altına inmiş. Aradaki makas büyük ölçüde kapanmıştı. 1960'tan sonraki 61 doğal seçim olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidar olacaktı. Ama darbe süreci tersine çevirmiş, bir mağduriyet süreci yaratmıştır. 12 Mart dönemi bir başka benzer süreçtir. 12 Eylül süreci de 77'de CHP iktidarı dönemine bakın. 74-77 CHP'nin yükselişine bakın. Arkasından Türkiye'de hani Mısır'da kuyruklardan bahsettiniz de şimdi serbestleşti ya. Evet. Türkiye'de de 77'lerde Türkiye'de yaratılan krize bakın. Arkasından da 80 darbesine. Ama kadar CHP'nin içinde darbeci zihniyet vardır diye sürekli size yıllardır gelen bir suçlama bu var. Bu böyle söylenir. Bu böyle söylenmenin iki sebebi vardır. Sizin imaj bir mı kötü acaba niyetli, hayır. Bir kötü niyetli sebebi vardır. Bir safiyane gerekçesi olabilir. Kötü niyetli sebep çok yaygın olan sebeptir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin kurucu partisidir. Demokratik sürecin en ana eksenidir, omurgasıdır. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ni darbecilerle birleştirerek mağduriyet edebiyatından farklı bir siyasi gücü devşirme niyeti vardır. Bir başka konu da Cumhuriyet Halk Partisi kurucu parti olması nedeniyle rejim konusunda sürekli bir hassasiyet içerisinde olmuştur. Darbeciler de darbenin gerekçesi olarak hep rejim elden gidiyor ifadesini kullanmışlardır. Safiyane diyorum, kötü niyetleri bir kenara bırakıyorum. Belki kimileri böyle bir benzerlik kuruyordur ama hiç ilgisi yoktur. Tam tersine 12 Mart dönemini alın, 12 Eylül dönemini alın. Tamamında Cumhuriyet Halk Partisi darbeden en fazla etkilenen parti olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi kadrolara alınmıştır, içeri gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, efsanevi genel başkanı Sayın Bülent Ecevit 12 Mart döneminde, 12 Mart muhtırası verildiğinde partinin genel sekreterliğinden ayrılmıştır. İtiraz etmiştir bu konuda. Daha sonra Sayın Deniz Baykal 12 Eylül döneminde Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak yine Sayın Bülent Ecevit yargılanmıştır, mahkemeye gitmiştir. Sayın Deniz Baykal dahil olmak üzere bütün kadrolar o dönemde doğrudan doğruya gözaltına alınmış, siyaset yapma yasakları getirilmiştir onlara ve siyaset yapma hakkını referandumda hatırlayın, özgürlükçü denen dönemin Anavatan Partisi ve rahmetli Özal yasakları savunurken Cumhuriyet Halk Partisi geleneğinden gelen Sosyal Demokrat Halkçı Parti o süreçte siyasi yasakların kalkmasını savunmuştur. Bu çok geniş bir yelpaze ama şuraya bağlayacağım. Şuradan olabilir mi? Şimdi faiz lobisi sizi tamamlasın. Sizi tamamlasın. Çünkü konudan konuya atlıyoruz. O kadar parça parça gidiyoruz ki. Evet. Hani tam geldiği yeri diye söylüyorum. Şimdi Deniz'in sorusunda bu algının oluşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde. Son dönemde işte Ergenekon denilen davada, Balyoz denilen soruşturma sürecinde, tutuklu milletvekillerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin orada cezaevleri önünde yaptığı eylemler, gösteriler ve son süreçte de Taksim olayları, Gezi Parkı diye adlandırılan Taksim olaylarındaki duruşu nedeniyle hep böyle bir hani bir eylemci, bir isyancı, bir sanki toplumu ayaklandırıyor gibi bir algı oluşmasının da bir nebze payı olabilir mi? Hani böyle algılanıyor ama mesela şimdi, sizin oradaki duruşlarınız acaba siz mi doğru anlatamıyorsunuz neden orada olduğunuzu veya neydi? Şimdi mesela diyoruz tutuklu millet, doğrusunuz tutuklu milletvekilleri konusunda hepimiz hemfikiriz. Yani sandık demokrasi diyorsak sandıktan çıkmış irade orada temsil edilmeli ki. Yani BDP'nin, PKK'nın bir militanı cezaevinden çıkıp gelip bu ülkede milletvekilliği yapıyorsa hani diğerleri için de söylenecek çok bir söz yok ortada. O zaman niye onu çıkardık, milletvekili yaptık, niye onları yapmıyoruz? Tam darbeye teşebbüs etmiş veya öyle bir olgunun içinde isimleri geçmiş bilmiyoruz. Tabii, hukuki boyutunu hiç bilmiyorum. Onun için yorum yapmayacağım. Yani okuyoruz ama hala ortada net bir şey yok. Bunlar size öyle bir algı oluşturmuş olabilir. Şimdi bakın önce şunun netleştirmekte yarar var. Çünkü seyircilerimiz de aynı şeyi soruyor. Taksim onun için direnişi, Gezi direnişi ve bu çerçevede Türkiye'de çevreci bir duyarlılıkla başlayan
Ama daha sonra onun da ötesinde demokrasi ve özgürlük, dalga dalga demokrasi ve özgürlük talebine dönüşen, Türkiye'nin her yerine yayılan demokrasi mücadelesinin Mısır'daki darbeyle, faiz lobisiyle, küresel güçlerle, Orta Doğu'yu dizayn etmek isteyen güçlerle falan bir alakası yoktur. Hiçbir ilgisi yoktur. Dış çok güç yok açık. Yani size. Ya bu mümkün mü? Varsa çıkarsınlar. Olsa bırakırlar mıydı bugüne kadar? Yani Sayın Başbakan bir faiz lobisi sözünü attı ortaya. Sözün ne altı belli ne üstü belli. 11 yıllık iktidar partisinin, AKP'nin iktidar döneminde faiz lobisi, faizciler, öyle bir lobi varsa eğer, cennet hayatı yaşadılar. En fazla faiz gelirini elde ettikleri dönem bu dönem. Sayın Başbakan kendisi de söyledi bunu. En çok faizi elde ettiler diye. 11 yıllık bir iktidar dönemi var. Tek parti iktidarı, tek başına iktidar dönemi var. Ve bu dönemde faiz lobi, faiz gelirleri Türkiye'nin en ciddi gelirleri. 2009 yılından önce o kriz gerçekleştiğinde, krizinden sonra Türkiye'de bütün sektörler zarar etti. Bankacılık ve faiz sektörü, borsa en fazla kâr eden sektör oldu. Onun için faiz lobisi, eğer faiz lobisi bir şey yapacaksa bu düzenin devam etmesi için, değişmesi için değil, bu düzenin ila nihaya devam etmesi için elinden geleni yapar. Bunun gerçek olmadığını herkes de biliyor. Şimdi bakın mesele şudur. Mesele bir iktidar uzun zamandan bu yana çok güçlü bir şekilde parlamento çoğunluğunu elinde tutmasına rağmen toplumda demokrasiyi yerleştiriyorum adı altında bir şeyler söylerken tepeden tırnağa toplum mühendisliğine soyunup bir marangoz edasıyla gelecek kuşakları nasıl yetiştireceğine karar verip bunu dizayn etmeye kalkarsa, insanların bütün gündelik yaşamına müdahale etmeye kalkarsa, Türkiye'nin demokratik olgunluğu buna itiraz edecek güçte bir tepki yaratır. Türkiye'nin geleneği, böyle bir demokrasi geleneği vardır. 70'lerde olmuştur, 60'larda olmuştur, 80'lerde olmuştur, bugün de vardır. Yaşadığımız şey budur. Bakın, sanatçıya müdahale etti, sanata müdahale etti, devlet tiyatrolarına müdahale etti. Eğitimle ilgili bir kanun çıkardı, 4+4+4, hala düzeltmeye çalışıyorlar. Bütün bir sistemi gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğinin belirsizliğin içerisine sürüklediler. Öğrenciler, üniversite öğrencileri poşu taktı diye terör örgütü üyesi diye içeri alındı. Bu İktidarın İçişleri Bakanı dedi ki makale yazmak, kitap yazmak, kitap, yazı, şiir, müzik terör suçu, terör aletidir, terör silahıdır diye beyanda bulundu. Bütün üniversite ve toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan öğrenciler alındılar apar topar, bir yıl, iki yıl, üç yıl terör örgütü üyeliğinden içeride yattılar. Şimdi böyle bir Türkiye. Böyle bir Türkiye içerisinde insanlara yaşam tarzı dayatmak isteyen, tepeden konuşan bir iktidar, onunla aynı atmosferi paylaşan demokratik bir Türkiye'de insanların kendi varlığını, bireysel varlığını özgürce geliştirebileceği bir ülke değil, yukarıdan aşağı totaliter bir mantıkla bireyin şekillendirildiği bir Türkiye yaratmaya kalktılar. Bu yani dedikçe, sizce asıl tepki ve, buna ve bu tepki doğdu bu. Yani. Çevreyle başladı. Ama izleyicimizin biri de demiş ki efendim, çevreyle Sayın Milletvekilimin saydığı şeylerden memnun da %50 bir kitle var demiş. Yok, şimdi şöyle söyleniyor Sayın Başbakan, sevgili seyircimiz de bunu öyle algılayabilir. Sayın Başbakan da bunu ifade etti. Yani evlerinde zorla tuttuğum bir %50 var dedi. Aslında öyle bir %50 yok. O %50 sandıkta, ama sandıkta bakın, var işte. Bakın yok, bugün sandığı koyalım o %50 yok. Yani iş öyle değil. Son seçimde 2011 var? Seçiminde vardı. Kaç var? Şimdi çıkıyor %35 deniyor, %40 deniyor. Yani farklı farklı anketler var ama o %50 yok. Nereden biliyoruz bunu? Gezi süreciyle ilgili yapılan yayınlara baktığımızda 30 yaşının altındaki gençler çıkıp diyor ki ben AKP'ye oy verdim ama ben bu eylemlerin içerisindeyim. Ben plastik mermiyle yaralananları gördüğümde, ağacı savunanlara biber gazı sıkıldığını gördüğümde, tazyikli su sıkıldığını gördüğümde, ölenleri, yaralananları gördüğümde artık bu haksızlık yeter, bu vicdansızlıktır deyip burada yer aldım diyor. Yani kimse o %50'ye sığınmasın. O %50 yok. Siz anket kaldı yaptırıyor musunuz? Kaldı ki tabii ki yaptırıyoruz. Nedir mesela son oy oranınız? Yani aradaki en son makasın önemli ölçüde kapandığını biliyoruz. AKP hiçbir zaman 2011 değil 2000
8'deki 2009 yerel seçimindeki oy oranının altındadır şu anda. Peki, söyleyebileceğim. Bir soru daha sorayım. Çünkü şimdi seyircilerimize gezi olayları size oy kazandırdı mı? Yani bakın şu gezi meselesi. Evet. Bakın, o, oradan mesela, onu sor. Gezi olayları size oy kazandırdı mı? Bakın bu mesele seyircimiz sormuş, onu da sormasın. Yani, ısrarla 3 kere 5 kere sormuş. Bu mesele oya tahvil edilecek bir mesele evet. değildir. O biz, zaman Bülent Bey, ben de şöyle sorayım mesela. Biz gezi direnişine... Siz iktidarı eleştiriyoruz. Orada belli ki bir 90 gençliği var. Hani ben illegal bölümleri falan atarak söylüyorum. Bir gazeteci olarak izlenimlerimi söylüyorum. Mesela iktidarı eleştiriyoruz da bu çocukların akacağı veya ne şekillendireceği bir alternatif olarak şimdi, duruyor mu CHP? Mesela şimdi, CHP de çok iyi okumamış gibi bir izlenimi var o gençlerin okuşa. Yok şöyle okumaya çalışıyoruz. Okuşa hiçbirimiz okuyamadık. CHP değil, iktidarıyla muhalefetiyle tabii Türk siyaseti okuşa okuyamadı. Bunu doğru görelim. Yani hiçbirimiz kendimizi, kerameti kendimizden menkul gibi anlatmayalım. Evet, ben okuyamadık. Bunu okuyabilseydik isterim. Bunlar yaşanmazdı. Okumaya çalışıyoruz. Bakın onun için biraz önce sizin söylediğinize cevap verirken biz meseleyi oya tahvil etme meselesi olarak bakmıyoruz. Siyasetin, Türk siyasetinin yapabileceği en büyük yanlış iktidarıyla muhalefetiyle gezi olaylarını oy ve iktidar penceresinden bakmaktır. Sandık penceresinden bakmaktır. Bu evet. yanlıştır. Bakın orada Türkiye'nin bir demokratik isyanı var. Yaşam tarzına müdahale edilmesine karşı çıkan ve beni anlayın, beni tanıyın diyen bir önemli bir kuşak var. Ve bu kuşak hepsinden önemlisi, bu kuşak bizim geleceğimiz. Biz dünya ile rekabet edecek isek, dünyanın güçlü devletleri, ülkeleri, milletleri arasında yer alacaksak, bilimde, sanatta, teknolojide, dünyada rekabeti ön plana çıkaran en güçlü ülke olacaksak bu kuşakla olacağız. Bilgisayarı, interneti, bilişim alanını bu kadar iyi kullanan, hızla organize olabilen, çağa hızla uyum sağlayabilen bu kuşakla olacağız. Şimdi biz bu kuşağı hırpalıyoruz. Evet. İktidar bu kuşağı demokratik tepkisini hazmedemeyip benim arkamda %50 var diyerek, hasım görerek, düşman göstererek hırpalıyor. Eğer biz muhalefet olarak, siyaset kurumu olarak da bu kuşağı iktidarımızın bir parçası olarak, bizi iktidara taşıyacak bir taşeron güç olarak nasıl görebiliriz düşüncesine kapılırsak en büyük yanlışı yaparız. Böyle evet. bakmayacağız. Şimdi gelelim şu yönetme çözüm sorumluluğuyla bakacağız. Hep beraber bu anladım. Kuşakla beraber Türkiye'yi geleceğe taşıyacağız. İnşallah. Onun için bunları anlamak zorundayız. Ergenekon balyozla ilgili bir şey evet, söylediniz. Atlamayalım. Bir. Bakın bunlar bir dava değil, bir tertiptir. Bu davaların hiçbirisinde ben yakından takip ettim. Bu davaların hiçbirisinde darbe yargılanmıyor. Darbe nasıl yapılır? Darbe dersiniz ki şununla şu ilişkiyi kurdunuz. Şurada gittiniz. Şu tümen şurayı basacaktı. Şu kişi şu iktidarda şuraya gelecekti. Net deliller vardı. Yani daha şeması yok ortada. Bu şema 2001 yılında getirilmiş. Emniyet istihbarata getirildiğinde ciddiye alınmayıp Fasarya'dır bu diye gönderilmiş bir şema. Bakın orada bir tertip var. Bunu başından beri söylüyorum. Darbeye suç işleyenler yargılansın. Buna kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Bu yapının içerisinde de suç işleyenler varsa ayırsınlar, yargılasınlar, millet de rahatlasın. Ama böyle bir şey yok. Bilim adamı, at gazetecilik yapan, siyasetçi hepsi bir sepetin içine sokulmuş ve Türkiye'de bir tasfiye süreci yaşanıyor. Amerika'daki McCarthy'ciliğin bir başka benzeridir bu Türkiye'de yaşanan. O yüzden mesele burada darbe, balyoz, Ergenekon, kafes eylem planı, askeri casusluk, donanma davası gibi davalarda mesele darbeyi yargılama meselesi denir. Burada sahip çıkılan da darbeciler değil, hukuka sahip çıkmaya çalışıyoruz. Anladım. Mesele budur. Tamam, şimdi gelelim şu çözüm sürecine çünkü süremiz de azalıyor. Onun için bunu da konuşmadan geçmeyelim. Memleketimizin Doğu ve Güneydoğusunda birçok vatandaşımız da mesaj atmış. Öncelikle şuradan girelim. Çözüm sürecini sil baştan anlatmaya gerek yok ama yapılanlar ortada. Gelinen nokta ortada. Yeni yargı paketleri yapılıyor. Sonuç itibariyle silahlı çekilmenin bir kısmı tamamlandı, bir kısmı tamamlanmadı. Tamamı ikinci aşamada yapılacak. Çünkü birinci aşamanın PKK kanadı üstüne düşeni yaptı. Şimdi hükümet kanadı üstüne düşeni yapacak. Sonra ikinci aşamada tamamı çekilecek ve devam deniliyor. Bu süreçte yalnız bir şeyler duyuyoruz. İşte ne bileyim ya terör subaşının İmralı'ya sekreter istediğini duyuyoruz. Yani çok basit ama biraz da işi sulandırıyorlar mı bilmiyorum ama arkasından evlilik haberleri çıktığını duyuyoruz. Evlenmek istiyor deniliyor. Evet.
Başka bir şey, tabii bunlar işin biraz magazin boyutu olsa da orada işin ciddi boyutu bence şu. Tarafsız bir sağlık kurulu tarafından bir rapor düzenlenmesi. Yani onların tahliye hazırlığı. Öcalan'ı, ben size söyleyeyim, tahliye hazırlığı. Evet, Öcalan'ı kontrol etsinler. Şimdi o tarafsız sağlık kuruluşu ne kadar tarafsız bilmiyoruz ama dedi ki sağlık durumu iyi değil. O zaman gidip evinde cezasını çeksin ve hastanede cezasını çeksin. Bu bir nevi ev hapsine mi çıkarılma olacak? Çünkü muhalefetin bu konuda bir farklı bakışı var. İki, siz bu çözüm sürecinin, çözüm dediğimiz sürecin, barış demiyorum çünkü bizim Kürt halkı hiçbir zaman kavgamız, savaşımız yok. PKK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile silahlı mücadelesi var. Silahlı kuvvetleri de, güvenlik güçlerimiz de bu ülkeyi savunuyor. Onun için burada siz bu çözüm sürecinin neresinde varsınız, neresinde yoksunuz, neresini destekliyorsunuz, neresini desteklemiyorsunuz? Şimdi bakın, şurada 1999 yılında çıkan gazeteler, 4 Ağustos 1999, görebilirsek eğer, Abdullah Öcalan'ın yakalandığı zaman çıkan gazeteler, ne demiş? Silahı bırakın, çağrı yapıyor. PKK'yı 1 Eylül 1999 tarihinden itibaren silahlı mücadeleye son vermeye ve Türkiye'yi terk etmeye çağırıyorum. O dönemin Hürriyet gazetesinin manşeti. Silahları bırakın. Bir başka manşet. Bakın. Silahları bırakın. Yakalandıktan yani, sonra bunlar. Tabii tabii aynı. 4 Ağustos, 5 Ağustos. Hepsini göstermeyeceğim. Şöyle. Ülkeyi terk et. 1 Eylül'den itibaren silahlı mücadeleye son verin. Silahı bırakın. Abdullah Öcalan'ın çağrıları bunlar. Son bir de yani şunu. İlk defa duyduğumuz bir şey değil yani mi? Yani bakın ne kadar tanıdık. Hatırlamak değil mi bunlar? Gerekiyor galiba. Ne kadar tanıdık. 1999. PKK terk ediyor. Öcalan'ın sınırların dışına çıkın çağrısını disiplin içinde yerine getireceğiz. Açıkça ilan ediyoruz. Komuta kadrosu bunu söylemiş. Ağustos 1999, 2013 yılındayız. 14 yıl önce. Bakın. Tanıdık geliyor mu bu size? Çok tanıdık değil mi? Aynen. Bugün yaşadıklarımız, bugün söylenenler, bugün yazılanlar. Bakın, aklı başında vatanını, milletini seven hiç kimse silahların susmasından rahatsız olmaz. Tabii ki. Çatışmanın durmasından rahatsız tabii olmaz. Kim ister analar ağlasın canım? Ama her yurtsever ülkenin birlik bütünlük içerisinde olmasını ve bu çerçevede barış içerisinde gelişmesini ister. Şimdi biz bunları duyduk. Bundan sonra 2002 yılına kadar Türkiye'de PKK terk etti, terör bitti, bir silah bile patlamadı. 2002 yılından sonra her ne hikmetse bu süreç yeniden PKK'nın kendi güçlerini tahkim ettiği, Türkiye'de yeniden toplu katliamlar yapabildiği, saldırılar yapabildiği, hatta ağır silahlarla karakolları basabildiği bir örgüt olarak yeniden güç toplamasına dönüştü. Evet. O dönemde görev yapan, doğuda ve güneydoğuda görev yapan komutanların birçoğu şunu söylüyor. Bizim bu PKK'nın yeniden toparlanma sürecinde müdahalemiz özel olarak engellendi diyor. Çok net. Özel olarak engellendi. O dönemde müdahale etmemiz bölgedeki iktidar otoriteleri tarafından durduruldu. Valiler tarafından engellendi diye bir iddia var. Bu basına da daha önce düştü. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın, çözüm, silahların susması, Türkiye'nin huzura ve barışa kavuşması, barış dediğiniz gibi aynı şeyi düşünüyorum sizinle. Sadece kullanılan dil olarak ifade ediyorum. Çözümün getirilmesi, Türkiye'de çatışmanın olmaması, terörün bitmesi hepimizin arzu ettiği bir şey. Ama yaşadığımız süreç böyle bir süreç olarak kurgulanmıyor. Şimdi Bülent Bey, yeni şeyler çıktı. Yeni bir MİT raporu çıktı. Bakın yeni bir MİT raporu çıktı. Şimdi yeni başbakanın kendisi söyledi. %15'i çıktı dışarı dedi. Yani şimdi bu nasıl bir şeydir? Nasıl bir hesaptır? Nasıl bir pazarlıktır? Bunu anlamak mümkün değil. Sürecin ikinci aşamasına geçin diye bir yandan sıkıştırıyorlar ki birinci aşama muallakta. Şimdi başbakan Remzi Kartal açıklama yaptı. Dedi ki biz anlaşma yaptık, imzaladık. Bunun altında başbakanın da imzası vardır dedi. Bu anlaşmadı. İmralı'da Abdullah Öcalan İmralı tutanakları yayınlandı. Yayınlayan gazeteciye batsın senin gazeteciliğin dedi Sayın Başbakan. İmralı tutanaklarında işte burada yazanlar. Rejim değişikliği talebi var. Türkiye'nin geleceğinin nasıl olacağına ilişkin talepler var. Bütün bunlar anlatılmış. Bakın
süreç terör örgütü eliyle Türkiye'yi yeniden, onunla beraber yeniden şekillendirme süreci olarak devam ediyor. Ne görüyorsunuz yani? Dört ayaklı Kürdistan... Bu problemli bir süreç. Bu problemli bir süreç. Şimdi her şeye rağmen silahların susmuş olması güzel bir şey. Ama buradan yola çıkarak devletin bir gaflet içerisinde terör örgütünün kendisini yeniden tahkim etmesinin koşullarını yaratacak bir duruş alması doğru değildir. Bugün Kürt meselesi diye ifade ettiğimiz meselenin birçok boyutu var. Bir kimlik sorunu mudur? Evet, kimlik sorunudur. Hangi anlamda? Bu kimlik sorunu. Ama o bir terör sorunu değildir asla, değil mi? Hayır, ben onu evet. Terör sorunu boyutta vardır. Bakın şöyle. Şimdi bir kimlik hayır, sorunu. Hayır, Kürt meselesi terör meselesiyle. Hayır, aynı şeylerdir. Değil. Aynı şeylerdir ifade biçimiyle. Bakın, Kürtlerin kültürel anlamda kimliğini yaşamasıyla ilgili çeşitli dönemlerde yaşadıkları sıkıntıların aşılması konusunda mutabıkız. Hep beraber bir milli birlik bütünlük içerisinde Kürtlerin kendi kültürlerini yaşamalarının önündeki engelleri tamamını hep beraber kaldıralım. Bununla ilgili bir problem yok. Türkiye Cumhuriyeti'nde kimsenin de böyle bir derdi evet, yok. Evet, böyle bir şey yok. Yani. Ama bu bir süre sonra siyasi kimlik talebi noktasında ortaya çıkmaya başlıyor. İşte evet. Bir etnik kimlik kendisini siyasi kimlik talebiyle ifade etmeye başladığında bu ülkenin sistemini tartışmaya başlarsınız. O zaman bir tercih yapacaksınız. İşte başta üniter devlet, ilk dört evet, maddeyi yine üniter geliyoruz. Devlet, üniter devlet, ulus devleti tartışacak mıyız, tartışmayacak mıyız? Biz tartışmayacağız diyoruz. Bakın İspanya modeli önümüzde. İspanya'da geçenlerde Nilgün Cerrahoğlu ayrıntılı olarak yazdı. 30 sene önce Bask ve Katalonya bölgesinde 17 ayrı özel bölge yaratan İspanya şimdi dönüp aman biz ne yaptık, yeniden birliği nasıl sağlarız noktasına geldi. 400 milyon insanın dünyada konuştuğu İspanyolca İspanya'da Katalon bölgesinde artık unutulmaya başlayan bir dil haline gelmeye başlamış. Şimdi böyle bir birlik sağlanabilir mi? Bakın çok çarpıcı bir şey söylüyor İspanyol filozof o röportajında var Nilgün Cerrahoğlu'nun diyor ki İspanya'da daha önce sadece Basklar ve Katalanlar arasında ortaya çıkan kimlik talebi 17 özerk bölge yarattıktan sonra 30 sene önce biz çözüm süreci diye 17 özerk bölge yarattıktan sonra o güne kadar kendisi hiç bu taleplerde bulunmayan aşağı yukarı 6-7 ayrı etnik grup, küçücük etnik gruplar çıktı. Biz de hak istiyoruz demeye başladılar diyor. Bakın bu bir parçalanma sürecidir. Ve bu parçalanmanın Balkanlarda, Balkan topluluklarına nasıl yaramadıysa, felaket getirdiyse, hayır olmadıysa bize de hayır olmaz. Bize de yaramayacaktır. Onun için kurucu irade doğru karar vermiştir. Bu noktada biz kültürel anlamda kendisini geliştirebilme haklarını sonuna kadar savunuyoruz. Bir itiraz yok. Ama bunun bir siyasal kimlik talebi haline gelmesi o ülkenin siyasal rejimini doğrudan değiştirmedir. Bu parçalanmanın önünü açar. Şimdi siyasal kimlik tarifi demokratik bir talep olarak teröre ve şiddete başvurmadan ifade ediliyorsa o ülkenin demokrasisi, Türkiye'nin demokrasisi içerisinde istesinler, talep etsinler. Ben doğru bulmuyorum. Ama Türkiye'de sandıktan demokratik bir şekilde çıkıp da Türkiye'nin ağırlıklı çoğunluğu diyorsa ki bu siyasi kimlik talebini biz kabul edeceğiz ve Türkiye'nin sistemini buna göre tarif edeceğiz. Demokrasi buna imkan veriyorsa o yöntemle gelip iktidar olup bu anlayış Türkiye'yi ona gelecek. Tabii yani. Türkiye'yi değiştirebiliyorsa buna da kimse bir şey diyemez. Tarif etsin kendisini, demokratik olarak örgütlensin. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu doğru bulmuyoruz. Bir başka. Gelelim öbürüne terör boyutu biraz önce söylediğiniz. İşte üçüncü boyutu ben siyasal kimlik talebimi elime silahı alacağım, zorlayacağım. Devleti diz çöktüreceğim önümde, yeneceğim bu devleti ve ayrı bir devlet, ayrı bir siyasal kimlik talebimi silah zoruyla kabul ettireceğim dediği anda artık bu kimlik talebinin ötesinde bir terör sorunu olarak geliyor, karşımıza çıkıyor. Bunun hiçbir şekilde ne demokratik düzenle, ne insan haklarıyla, ne temel haklarla tarif edilebilir ama bir yanı üçüncü yok. Yolu, şimdi, üçüncü yolu tasvip etmeyen bir sürü Kürt vatandaşımız var. Evet, şimdi, evet. Ben onun için söylüyorum, hani bu ülkenin birliği, bütünlüğü, beraberliği, tek vatan, tek bayrak, tek dil diyen Kürt kardeşlerimizin bu terörist gruplarla aynı kefeye konulmasından duyduğum rahatsızlık nedeniyle orada onu ayırmamız gerektiğini söylüyorum. Çünkü işte, o zaman hepsini aynı kefede kavurursak, o zaman hani bu ülkenin birliğinden yana olan kepenk kapatmayı PKK'ya da direnen orada Kürt vatandaşla
ya PKK'ya veya terör örgütüne sempati duyan olabilir. Kürt vatandaşı da aynı kefeye koyarsak orada bir kavram kargaşası da yaşamış olmuyor mu? İşte problem, ondan sonra problem da tepkiler geliyor. Yani bize burada çıkıyor. Bütün problem. Kürtleri aynı kefeye koyduğumuzu bakın, düşünüyorum. Bakın problem burada çıkıyor. İşte o zaman dönüp burada başından beri biz bu çözüm süreci denen sürece bu sebeple itiraz, bu kısmına itiraz ediyorduk. Bu süreç biraz önce söylediğim terörle ben bu sonucu alacağım, siyasal kimlik tarifimi terörle yapacağım diyen anlayışı meşrulaştıran bir süreç oluyor. Bakın 1999'da ne söylenmişse bugün aynısı söyleniyor. Ve 1999'dan sonra 2002'den sonra örgüt canavarca yine saldırmaya başladı terör örgütü. Terör durmadı. Bugün de eğer biz bu süreci terör örgütünü meşrulaştırma süreci olarak alırsak yarın daha büyük felaketlere kapıyı açmış oluruz. O yüzden demokrasilerde devlet kültürel kimlikleri yok sayamaz. Devletin böyle bir hakkı yoktur. Bütün tabii. kültürel kimliklerin tabii zenginliğini ki. Korumak zorundadır. Ama yine demokratik devletlerde hiçbir kültür kümesinin de siyasal kimlik arama hakkı yoktur. Bakın bunlar çok önemli. Devlet kültürel kimlikleri yok sayamaz ama kültürel kimlikler de kendilerini siyasal kimlik olarak tarif etme hakkına sahip değil. Ama tabii siyasal yapılan çok geç kaldı öyle bir şey için yani. Yok yani biz bu işi çözeriz. Biz bu işi çok rahat demokrasiyi geliştirerek bu anlamdaki bütün demokratik engelleri ortadan kaldırarak ama terörle ilgili mücadele noktasında da güvenlik önlemlerinden de vazgeçmeden. Yani ne güvenlikçi çizgiye saplanıp geri kalan kısmını yok sayarak ne de sadece demokratik özgürlüklerle her istenen istediği gibi Türkiye'yi parçalayacak, dağıtacak, bütün sistemi alt üst edecek yapıyı kabul edelim diye bir anlayışla da hareket etmeden kendi içimizde barış içerisinde yaşayabilme imkanımız vardır. Bizim bu konuda bir demokrasi ve özgürlük bildirgemiz var. Yani kimliklerin... Araya hemen girip şunu da kısaca sormak istiyorum. Çok da zamanımız kalmadı ama. Bitti, evet. Siz de mesela bölgeyle pek barışık bir parti sayılmazsınız. Ben hep böyle söylüyorum ama sizi biraz... Şöyle... biz bölgeyle barışıyoruz ama bölgenin siyasal dinamikleri farklı çalışıyor. Yani 1970'li yıllardaki gibi değil, 80'li yıllardaki gibi değil. Ne yazık ki Türkiye'de devleti yöneten anlayışın uzun zamandan bu yana süreci doğru tarif edememesinden kaynaklanan, sürece doğru yaklaşamamasından kaynaklanan bir Kürt vatandaşlarımızla, Kürt kökenli vatandaşlarımızla devlet arasındaki bağın, gönül bağının da kopmasına dönük bir süreç var. Ve bölgede iki ayrı eksende, siyaset iki ayrı eksende vatandaşla ilişki kuruyor. Bugüne kadar öyle kurmuş. Bundan sonra değişecektir. Bir kimlik siyaseti üzerinden, ikincisi de bölgede hakim olan cemaatler üzerinden siyasal ilişki kurulmaya başlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ne kimlik siyaseti yapan bir partidir ne cemaat siyaseti yapan bir partidir. Her ikisi de yani toplumun dinsel duyguları da bireyin kendi birey olarak varlığının temel en temel unsurudur diyoruz. Siyasetin müdahale etmemesi gereken bir alandır. Kimliği de siyasetin bu noktada müdahale etmemesi gereken bir alandır diyoruz. O yüzden gelen... öyle bir problem var ama bu değişecek. Değişmek zorunda. Bölge ile birlikte değişecek. Son 30 yılda bölgede kimlik siyaseti hakim hale gelmeye başladı. Çok sayıda baraj konusunda bir soru var. Çünkü süremiz de bitti ama hemen bunu da bir sorayım bir cümle. Baraj konusunda ne düşünüyorsunuz seçim barajı? Baraj konusunda biz çok netiz. Baraj kaldırılsın diyoruz. Ne olsun? %5 olsun diye önerimiz vardı. %3 olsun diye önerimiz vardı. Tamamen kalksın diye önerimiz var. Bize göre asıl olan tamamen kalkmasıdır barajın. Hiç baraj olmasın. Yani Türkiye'de parlamentoya, sandığa ne ya girdiyse vatandaşın iradesi parlamentoya da öyle yansısın. Çok kafa karıştırmaz. Hayır, hiç kafa karıştırmaz. Yani baraj, %3, 3'te tartışılıyor. Yani %3'ü kabul etmediler. %3 de bizim önerimizdir. Yani anladım. Şöyle, şunu söylüyorum. Şimdi ama bu da temsilde, siz ne olursa olsun yeter ki baraj kalsın. Hayır, ben çok net bir şey söylüyorum. Bakın, temsilde, terör örgütleri, bir sürü yasa dışı örgütler var. Bunlar o zaman siyasi parti kimliği adı altında bakın, gelirler buraya. Bakın şöyle, Türkiye'de yıllardır barajı ayakta tutan en temel argüman budur ama bu argüman bugün çökmüştür artık. Yani şimdi burada %3, %2, %5, %10 temsil imkanını ortadan kaldırıp parlamentoda ifade hakkını ortadan kaldırdığın anda
vatandaşın terörle bağını güçlendiriyorsun Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da. Bırakın legal siyaset yapsın. Terörle bağını güçlendirmeyelim. %3 önerisini biz verdik. Kabul etmediler. Daha bir ay önce görüşüldü parlamentoda. İktidar partisinin, AKP'nin milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Biz açık olarak %3 olsun. Tamamen kaldırabiliriz. Tamamen kaldırılması Türkiye'de sistemi çok daha rahatlatıcı bir hale getirir. Biz %3 niye dedik? Şunun için %3 dedik. Yani kabul edilebilir bir mutabakat noktası sağlayalım. Ya hiç barajsız olmaz diyen partiler var. Hiç olmasa parlamentodan geçsin önerimiz diye %3 önerisiyle gittik. Ama asıl olan barajsız DUHON sistemidir, nispi temsil sistemidir. Bizim önerimiz de bu doğrultuda. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık diyoruz. Sağ olun efendim. Evet, bu haftada Ne Var Ne Yok'un sonuna geldik. Çok sayıda izleyicimizin çok sayıda sorusu var, serzenişi var. Hani bu özellikle çözüm sürecini konuşurken kendisini atladığımız o bölgede hani asker polisten ibaret değil biliyoruz. Çok insanımız o bölgede öldü, yaşamını kaybetti. Mühendislerimiz kaçırıldı, öğretmenlerimiz kaçırıldı. Kaçırılan milletvekilleri oldu. Her ne kadar Sayın Milletvekilimi partisinden olsa da gerçi onlara iyi çocuklar dedi de. Ama bir sürü insan kaçırıldı. Tabii kimseyi ayırmıyoruz. Terörden mağduriyet olan herkesi kucaklıyoruz. Herkesi aynı kefeye koyuyoruz. Arkadaşlar, çocuklar. Bunun tutar tarafı yok yani. İyi arkadaşlarla iyi çocuklar birçok bir şey değiştirmiyor. Yani terörden nasibini almış Kundak'taki bebekler oldu. Onun için terör hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Darbe hiçbir şekilde tasvip etmiyoruz. Ülkenin geleceği, ülkenin aydınlık yarınlar için hep beraber birlik olalım, beraber olalım, dost olalım, kardeş olalım ve bu kardeşlik türküsünden de hiçbir zaman vazgeçmeyelim diyoruz. Her şey mutlu bir Türkiye'nin geleceği için. Mutlu ol, mutlu kal Türkiye. Çünkü sizi çok seviyoruz.